Demek Kur'an-ı Kerim'in bu haber verdiği bu neticeyi inananlar da kabul etmek zorunda kalmıştır, inanmayanlar da kabul etmek zorunda kalmıştır. Hadiseye bakınız. Bela kadirine ala en nüsevviye benanehu. Bundan dolayıdır ki İslam'da ve İslam'ın tatbikatı esnasında insanlara rahmet olsun, kolaylık olsun diye ortaya konan mezhepler var biliyorsunuz. Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebi dediğimiz el-an dört mezhep. Bu dört mezhebin dördünde de insanların suratına vurmak, insanların yüzüne vurmak, siz söyleyin helal mı haram mı? Haramdır. İnsanların suratına, yüzüne vurmak şiddete nehyedilmiştir. E adam suçlu, ne kadar suçlu olursa olsun, ne kadar mücrim, ne kadar cani, ne kadar suçlu olursa olsun, ceza verirken, döverken, cezalandırırken, bu adam suçlu diye, bela diye, günahkar diye, mücrim diye, cinayet işlemiş diye, o adamın suratına vallahi vuramazsınız. İnsanın suratına vurulmaz. Niye? O insanın suratı yeryüzünde Allah'ın mührüdür. Allah'ın kudret mührüdür. Yeryüzündeki mühürlerinden kimseyi kimseye benzetmemiş olması noktasında müstesna bir kudretini ve mührünü temsil ettiği için insanın yüzüne vurmak yasaklanmıştır. Bir evlat ne kadar suçlu, ne kadar mücrim olsa bile onun yüzüne vuran baba cehenneme gider. Bir adam ne kadar suçlu, ne kadar mücrim olsa bile cezalandırırken yüzüne bir şamar vuran adam vallahi cehennemlik olur. Yasaktır. Yasak bölge. O bölgeye vuramazsın. Allah'ın mührüdür. Allah'ın nişanıdır. Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini, sonsuz sanatını gösteren bir yapıdır. O yapıya dokunamazsın. Var ya canım, yasak mıntıkalar var, askeri mıntıka. Bir adım girebilir misiniz? İnsanın da vücudunda, bedeninde surat dediğimiz, yüz dediğimiz bölge yasak bölgedir. Dokunamazsın. Yasaktır. Kim insanların suratına böyle bir şamar, böyle bir tokat, böyle bir sille vurduğu zaman cehennemlik olduğunu bilecektir. Bundan dolayıdır ki adına spor dedikleri şeyler var. Spor, spor. Bir tanesi de bilhassa Amerika'daki vahşi kabileler tarafından ortaya atılan bir spor diyorlar. Ona spor demek mümkün değil ama adını öyle koymuşlar. Nedir o, içimizde bilen var mı? Boks diyorlar, boks. Hani eldivenleri geçirip yumruklarıyla birbirlerinin suratlarına vurmuyorlar mı canım? Boks deniyor işte. İşte İslam'da bu yasaktır. Boks maçı, boks dediğimiz spor kökünden kesilip atılmıştır. Yasaktır, haramdır, nehyedilmiştir. Sebebini siz söyleyin. Yüze, surata vurulduğu içindir. Temelde yok zaten ya. Tatbikatı olamaz. Bütün bunlar gösteriyor ki nereden geldik bu konuya? Allahu Teala birbirinin aynı olan iki insanı dahi aynı yaratmamış.